Şöyle bir senaryo düşünün. Ağır bir hastalığınız var. Bu hastalık sizi öldürmüyor. Muhtemelen hiçbir zamanda ölümünüzün sebebi olmayacak ama ara ara ciddi anlamda canınızı yakıyor. Tabii doğal olarak insan buna çare aramaya başlar. Siz de o çareyi arayıp buluyorsunuz. Bir ilaç hastalığınıza uygun görünüyor. Hemen bir kutu satın alıyorsunuz. İlacı kullandığınız sürece de iyi olduğunuzu fark ediyorsunuz. İlaç bittiğinde elbette yeni bir kutu almak için tekrar başvuruyorsunuz ama hiç beklemediğiniz bir şey oluyor. İlacın üreticisi ortada hiçbir sebep yokken sadece canı öyle istediği için size ilacı vermeyeceğim söylüyor. Sonuçta ilaç onun tek elinde. Haksızlık da olsa, bu yaptığı adaletsiz de olsa en nihayetinde o ne derse o olacak. Bu durumda önünüzde iki seçenek olur. Birincisi ilaç şirketinin dayattığı her şeyi kabul eder ve ilacı alırsınız. Bu süreçte normalde kırmızı çizginiz olacak. Birçok şeyden taviz vermeniz gerekebilir. İkincisi de ne yapar eder? O ilacı eğer mümkünse kendiniz üretirsiniz. İşte o andan itibaren tam bağımsız hale gelirsiniz. Bu hikayeyi sağlık sektörü üzerinden anlatsam da biz güvenlik anlamında çok fazla benzer hikaye yaşadık. Özellikle ABD'den tedarik ettiğimiz herhangi bir silah sistemi elimizi güçlendirmeye başladıysa ABD bir sonraki partiyi kesinlikle vermedi. İlaçsız kalınca da kendi ilacımızı kendimiz üretmek için çalışmalara başladık. Birçok konuda şimdiye kadar başarı yakaladık da. Bugün konuşacağımız bu başarıların en büyüklerinden biri. Türkiye tedarik edemediği ağır sınıf taarruz helikopteri konusunda müthiş bir gelişme yaşadı. Terörle mücadelede Türkiye'nin gücü gücüne güç katan T129 atağın abisi ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yani kendi ilacımızı ürettik. İşte bu yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. T129 atak bu kadar başarılıysa abisini neden ürettik? Yani atak 2 Türkiye'ye ne katacak? Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye çok zorlu bir sürecin daha sonuna geldi. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tabii biz her zamanki gibi hikayeye en baştan başlayalım. Taarruz helikopterleri özellikle bir savaş durumunda çok önemliler. Aslında bizim nesil bu helikopterlerin önemine filmlerden çok hakim. Mesela Rambo filmlerinde en sıkışık anlarda ortaya çıkan taarruz helikopterlerinin sahadaki dengeyi bir anda nasıl geliştirdiğini defalarca izledik. Rambo üzerinden Amerika'nın Vietnam'da yaptığı şov tamamen yalandı. Ama helikopter helikopterler konusundaki durum gerçek hayat içinde geçerli. Taarruz helikopterleri düşman askerlerinden zırhlı araçlarına hatta barınma alanlarına kadar karadaki düşman hedeflerine kabus yaşatabiliyorlar. Yani askerlerinize yakın hava desteği sağlamak için varlar. Ve dediğim gibi çatışma anında kendi taarruz helikopterinin sesini duyan askerler çok ciddi anlamda rahatlarlar. Türkiye bu kavramla 90'ların başlarında tanıştı. Biliyorsunuz o zamanlar terör konusunda ülkede ortam berbattı. Batılı ülkelerin de desteğiyle PKK her yerde saldırılar düzenliyor ve günden güne de güçleniyordu. Bu yüzden Türkiye taarruz helikopteri arayışına girdi. Bunun sonucunda 1990-1994 arası ABD'den 10 adet AH-1W Super Cobra denilen taarruz helikopterlerinden aldık. Bakın bu helikopterler o dönem bir anda dengeleri alt üst etti. Bugün terörle mücadelede insansız hava araçlarının çıkışı dengeleri nasıl etkiledi biliyorsunuz. Artık teröristler kafalarını dışarı çıkaramaz hale geldiler. Zaten bu millet insansız hava aracı üreticilerini bu sebeple bu kadar çok seviyor. Ve bugün terörle mücadelede insansız hava araçları ne anlama geliyorsa o gün de taarruz helikopterleri o anlama geliyordu. Kara Havacılık Komutanlığı bu helikopterleri çok beğendi. Bundan sonra 30 adetten fazla ikinci el AH-1S ve AH-1P tipi taarruz helikopterleri de tedarik edildi. Ama hepsinin kullanılma şansı yoktu. Bir kısmı operasyonlarda kullanıldı. Kalanı da eğitim için ya da yedek parça amaçlı hizmet verdi. Tabi süper kobranın tadını almıştık bir kere. Türkiye ABD'den yine süper kobra almak istedi. Ama son zamanlarda çok şahit olduğumuz bir şey oldu. Kongre bu alıma izin vermedi. Bunun üzerine de atak projesi başlatıldı. Proje süreciyle ilgili çok fazla detaya girmiyorum. Çünkü T-129 atağın hikayesini daha önce kanalda konuşmuştuk. 2014 yılından itibaren T-129 atak envantere girmeye başladı. Bugüne kadar da 50'den fazla üretildi. Güvenlik güçlerimizin terör operasyonlarında eli ayağı oldu. Bu helikopterin tasarımı İtalya'ya aitti. Tabi bu tarz büyük çalışmalarda tasarım üzerinde çok büyük oynamalar yapamazsınız. Bizim mühendislerimiz de bu helikopterin önceki tasarımına yani A-121 Mangusta helikopterine azami oranda sadık kaldılar. Haliyle ortaya çıkan sonuç Terörle mücadelede yeterli olsa da bir savaş durumunda bize yetersiz gelecekti. En basitinden bir T-129 atak 8 adet tank savar füzesi taşıyabiliyor. Savaş koşullarında daha büyük bir potansiyel lazım. Zaten T-129 ataktan da iyi bir tank avcısı olması elbette hiçbir zaman beklenmedi. Çünkü hafif sınıf bir taarruz helikopteri sonuçta. Ama bize ağır sınıf da lazımdı. Ve Türkiye'nin böyle bir helikopteri yok. İşte bu boşluğu doldurmak için Atak 2 projesi ortaya çıktı. Çalışmaları 2019 yılında başladı. Kısaca özelliklerine değinirsek 10 ton ağırlığa sahip. 1200 kilogram mühimmat kapasitesi var. 2 mürettebat kullanıyor. 20 bin feet irtifada görev yapabiliyor. 12,7 milimetrelik mühimmata dayanıklı zırhı var. Mühimmat çeşitleri çok fazla. Güdümlü ve güdümsüz roket, havadan yere ve havadan havaya füze, radar güdümlü füze, serbest düşümlü mühimmat ve hatta lazer silahına sahip. Ayrıca 30 milimetre top sistemi var. Bu top sistemi de önemli. Çünkü 30 milimetrelik top zırhlı araçların başına bela olabilecek bir potansiyel demek. Bu otomatik top. NATO standardı seviye 4 zırhlı araçları kolaylıkla delebiliyor. Bu önemli çünkü mesela bu bölgede İsrail'den başka seviye 5 koruması olan zırhlı araca sahip bir ülke yok. İsrail'de de bu seviyedeki zırhlı araçların sayısı bütün zırhlı araçların içerisinde çok küçük bir orana sahip. Yani olası bir savaşta bu 30 milimetrelik top düşman zırhlarını etkisiz hale getirmek için yeterli olacak. Daha da ötesi Leopard 2A6, M1A1 ya da M1A2 gibi tankların tavan zırhları 30 milimetrelik top sistemiyle rahatça delinebilir. Çok ciddi şarapnel etkisi olduğu için de tank mürettebatı etkisiz hale getirilebilir. Yani yani 30 milimetrelik otomatik top sistemi oldukça önemli bir ayrıntı. Tabii önemli tek silah sistemi bu değil. Bir savaş ortamında Atak-2'den bizim bekleyeceğimiz esas olay düşman tanklarını imha etmesi. İşte bu durumda da T129 atağa göre çok daha yüksek olan mühimmat kapasitesi devreye girecek. T129 8 adet antitank güdümlü füzesi taşıyabiliyordu. Atak-2'de bu sayı 16'ya çıkıyor. Mesela düşünün 4 tane Atak-2 aynı anda aynı bölgedeki hedeflere yönlendiriliyor. 16 adetten toplam 64 adet antitank güdümlü füzeli yapılacak bir operasyondan bahsediyoruz ediyoruz yani haliyle tanklara karşı çok etkin olacak atak 2. Kullanacağı yerli mühimmatlar 8 kilometre menzile sahip. Bu mühimmatlarla atak 2 sütre arkasından yani görünmeden de füze ateşleyebiliyor. Hem sabit hem hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyorlar. Yeni helikopterimizin sayıca fazla antitank füzesi taşıyacak olması da çatışma anında büyük bir avantaj olacak. Çünkü savaş meydanında çoğu zaman tek bir antitank mühimmatıyla bir tankı imha edemiyorsunuz. Onu imha etmek için genelde birden fazla atış yapmak gerekiyor. Çünkü tek atışta doğru noktayı tutturmak çok mümkün olmayabilir. İşte Atak-2 sayıca fazla antitank füzesi taşıyacağı için bu konuda Türkiye'nin elini oldukça güçlendirecek. Önümüzdeki tabloya baktığımız zaman helikopter yerli kullanacağı antitank mühimmatları da yerli. Yani tam anlamıyla düşman tankları için şimdi onlar düşünsün diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Yani T-129 atak varken Atak 2'ye ne gerek var sorusunun esas cevabı burada gizli. Yani artık terörle mücadelede T-129 bir savaş durumunda Atak 2 sahalarda olacak. Bölgemizde ortamın her gün biraz daha gerildiğini düşünürsek bu projenin önemini bir kere daha anlayabiliriz. İşte bu yüzden Atak 2'nin bir an önce envantere girmesi önemli. Ve görünüşe göre tahminlerin çok ötesinde bir hızla bu işi başaracağız. Çünkü çünkü daha 3 yıl önce başladık bu projeye. Ve bu yıl 23 Nisan'da motor çalıştırdı. Ardından toplamda 15 saat süren yer testleri yapıldı ve 28 Nisan'da ilk uçuş gerçekleştirildi. Atak 2 tekerleklerini yerden tamamen keserek 15 ile 15-15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye arka arkaya savunma sanayi alanında bombaları patlatıyor. Bu en büyük bombalardan biriydi. İnşallah en yakın zamanda envantere girdiğinde yerli motorlu uçtuğunu da duyarız. Bitirmeden kısa bir noktaya değinelim. Yerli motor entegre kadar bu helikopterde Ukrayna üretim motorlar kullanılıyor. Yani ambargoya uğrama şansı yok. Ama yine de elbette yerli motorun bir an önce üretilmesi çok daha güzel olacak. Bu proje bu kadar zamanda bu kadar ilerlediğine göre envantere girişini de tahmin edilenden çok önce göreceğiz. Tabi bunu biraz da önümüzdeki süreç belirleyecek. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra bu projeye olan devlet desteği aynı şekilde devam ederse bahsettiğim kısa sürede ordumuz bu helikopteri kullanmaya başlar. Yoksa en ufak bir tökezleme yaşanırsa bu proje belki 50 yıl daha geri gelmemek üzere kaldırılır inşallah öyle bir şey tecrübe etmeyelim Allah'a emanet olun